La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Evet, Rabbimize hadsiz şükür olsun ki biz onun ayetlerini ve onun en sevgili aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerini sizinle paylaşıyoruz ve bu dua ayetleriyle paylaşıyoruz. Bu bir lütfu ilahidir. Gerek bu ekrandan sizinle paylaşmamız, gerek hava zerresine bunlar nakşedil olması, gerek bütün kainatın bu mananın ifade edilmesi de bir lütfu ilahidir. Bu Allah'ın bize bir lütfudur. Elhamdülillahi hâzâ min fadli rabbi. Bu Rabbimizin fazlıdır. Kendi irademizle, isteğimizle yaptığımız bir iş değildir. Bu Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Bu lütfuna karşı da inşallah layık olmaya gayret gösterelim. Gerek söyleyici, gerek dinleyici bu noktada Cenab-ı Hakk'a şükretmeli ki bize kabirde lazım olacak olan şu husus olduğu gibi şu anda da hadsiz düşmanlarımıza karşı ve nihayetsiz ihtiyaçlarımıza karşı bu iki duayı inşallah kullanmaya gayret gösteriyoruz. Demek ki insanın hadsiz düşmanları ve nihayetsiz talepleri var. İşte insan bu aciz, bu fakirden fıtraten bir kadir, bir rahime, ilticaya muhtaçtır. İşte hasbunallahu ve ni'mel vekil iki cümledir bu. Birinci cümlesini aczine merhem ve bütün adasına, düşmanlarına karşı bir melce gösteriyor. Birinci cümle yani hasbunallah, Allah bize kafidir. Hasbiyallah, Allah bana kafidir. Hasbunallah, Allah bize kafidir. Yani çoğul ifadesine cem sigasıyla, na harfiyle hasbuna bize, hasbunallahu, Allah bize kafidir. Allah bize yeter. Allah bize yeter dediğimizde neyi kastediyoruz? Acizimizin, zaafımızın, hadsiz düşmanlarımızın, musibetlerimizin, hastalıklarımızın, dertlerimizin, kederlerimizin, yoksulluğumuzun ya da borcumuzun ya da içine düştüğümüz maddi ve manevi musibetin neyse herkesin ayrı bir derdi var. Her kalbin ayrı bir talebi var. Her ruhun ayrı bir sıkıntısı var. Her fikrin ayrı bir açmazı var. Her bedenin ayrı bir sıkıntısı var, bir hastalığı var. Neyse yani her alemde her insan sayısı kadar esmanın tecellisi vardır. Ve bütün bunlar farklı boyutlarda Cenab-ı Hakk'ın farklı esmasının tecellisi gereği sıkıntılara, dertlere müptela oluyorlar. İşte hasbunallahu dediğimizde gerek kendi bedenimizde, gerek 360 azamızda, gerek duygularımızda, zihnimizde, kalbimizde, aklımızda ne varsa yani bizim alemimizde bizi bölen, bizi sıkıntıya sürükleyen, bize dert olan, bize hastalık olan ne varsa kendi alemimizde, ailemizde, çevremizde, mahallemizde, beldemizde, vilayetimizde küllileşerek gidelim memleketimizde, daha alem-i İslam'da, daha bütün dünyada, hatta bütün kainatta, hatta varlıklar içerisinde, daire-i kudret içerisinde ne kadar mevcut mahluk, şey, yaratılmış varsa hepsinin de bir musibeti vardır. Hepsinin bir derdi vardır kendine göre. Hepsinin bir sıkıntısı vardır kendine göre. Tekvini veya teklifi mutlaka vardır. Çorak arazinin sıkıntısı oradan bir bitkinin toprağın yetişmemesidir. Zeka sorunu olan, yani zekası düşük olan bir insanın sorunu onu geliştirememektir. İleri zekalı olan bir insanın sorunu onu kontrol edememektir. Çok fakir olan bir insanın sorunu ihtiyacını karşılayamamaktır. Çok zengin olan bir insanın sorunu miras yedilerine kendi eliyle kendi cehennemini hazırlamaktır. Bütün sorunlar değişebiliyor. Yani ne kadar çok alemde insan varsa, ne kadar çok alemde insan varsa o kadar dert vardır, o kadar tasa vardır. Dolayısıyla bir anda biten bir şey değildir. İşte bütün bunlara karşı insanın hadsiz, sınırsız olarak aciz olduğunu, düşmanlarının çok olduğunu, düşmanımızın çok olduğunu, yani başta nefsimiz bizim düşmanımız,
kötü arkadaşlarımız, düşmanımız, dünyaya ait bizi sıkıntıya sokan amirin memure, memurun amire, evladın babaya, babanın evlada ya da bütün ilişki içerisinde olduğumuz ne kadar insan varsa sosyal hayat içerisinde, bütün bunların bize yaşadığımız, daha canlı canlı yaşadığımız sokaklarımızın bir anlamda tamamen kontrole çıkacak hale getirecek kadar bir düzensizlik, bir anarşi içerisine sokulması bir musibettir. Bunlar insanın aciz olduğunu gösteriyor. İnsan böyle bir aciz içerisinde ne yapabilir? Kime dayanacak? Duanın tesiri azimdir. Cenab-ı Hak bazen bir müminin ağzından çıkan bir kelime-i tayyibeyi, bir güzel sözü, bir huruf-u mukatta'yı en muhtaç bir mümine bir kurşun olarak gönderir ya da bir yemek olarak gönderir. Yani bunun delilleri de çoktur. Tarihimizde çok fazladır da. Cenab-ı Hak müminlerin en zor duruma düştüğü zamanda yer ve gök ordularını o dualarla yardımla göndermiştir. Nuh Aleyhisselam 950 sene tebliğinden sonra çok işkencelere maruz kaldı. Çok sıkıntılara düçar oldu. Çok perişan oldu. Çok zora girdi. En son artık emri ilahi gelince de dua etti. Dedi ki ya Rabbi, bana evime girenlere mağfiret et. Zalimlere de ancak helakini arttır dedi. Ve Cenab-ı Hak gök ve yer ordularını Nuh Aleyhisselam'ın yardımına gönderdi. Kendisine iman edenin dışında hepsini helak etti. Bakın bir dua ile oldu. Bir dua ile. Nuh Aleyhisselam'ın Nuh suresine geçen duasıyla Cenab-ı Hak onu ihsan etmiş oldu. Yine Semud kavmini Salih Aleyhisselam duasıyla öyle helak etti. Ad kavmini o şekilde. Yine Beni İsrail'in çok başına gelen musibetleri Hazreti Musa Aleyhisselam'a ve diğer kendi peygamberlerine verdikleri sıkıntılar sebebiyle Cenab-ı Hak onları neredeyse yeryüzünden silecekti. Muhtunnasır Nabukadnezar denen bir zalim bir kumandan, Allah'ın zalim bir kılıcı ki kendisi de ehli küfürden birisi ama bütün Beni İsrail'i kılıçtan geçirmiş, çok az insan kurtulmuş. Yani Allah'ın orduları çoktur. Yer ve gök ordularını yardıma gönderir. Yeter ki iste, dua et. İşte bu dua, müminlerin bu sağlam duası, Cenab-ı Hak birçok yeri, birçok hususu yardıma gönderir. O açıdan elinde imkanı olan zaten eliyle yardım eder. Olmayan diliyle, onu da olmayan kalbiyle en azından hakka taraftarlık gösterir. Batıla taraftar olmadığını göstermiş olur. Kur'an'a taraftar olduğunu, bunun dışındaki bütün bu anlayışlara taraftar olmadığını beyan etmiş olur. İşte bu noktada Kur'an'ın bize tarif ettiği dualardan birisi bu ayet-i hasbiyedir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil'de iki cümle var diyoruz. Birinci cümlede hasbunallah'ta birinci cümle insanın acizine merhem. Birinci cümle insanın acizine merhem ve bütün ağrısına karşı bir melce gösteriyor. İkinci cümle ve ni'mel vekil ise fakrına deva ve bütün metalibine bir vesile gösterdiği gibi. Yani birinci cümlede insan acizdir, ilacı hasbunallah. İkinci cümle insan fakirdir, ilacı ve ni'mel vekil. Yani acizine karşı noktayı istinad hasbunallah, fakrına karşı noktayı istinad da ni'mel vekil. İnsan noktayı istinad arar, bir dayanak noktası arar. Dayanak noktası mı istiyorsun? Hasbunallahu, Allah bize kafidir. Noktayı istindat, bir medet mi istiyorsun? Bir yardım mı istiyorsun? Bir talebin mi var? Ve ni'mel vekil. Bütün insanın ne kadar düşmanı varsa, ne kadar ihtiyacı varsa, hepsini bir iki cümle içerisinde Kur'an-ı Kerim bu icazlı bir i'cazla toplamış oldu. Demek ki bu İki cümle, yani hasbunallahu ve ni'mel vekil, bütün düşmanlarımıza karşı hasbunallah,
bütün dostlarımız için ve ni'mel vekil. Dostlarımız için de hasbunallahu vekil, düşmanlarımız için de öyle. Çünkü bizi düşmanlarımızdan koruyacak olan da Allah'tır. Bizi dostlarımızla beraber muvaffakiyeti verecek olan ve bize ahireti kazandıracak olan da Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur ki. Başka hangi kapıya giderim? Hangi kapı var ki gidip halimizi ona arz ederim? İşte bu dergah-ı ubudiyetimiz, onun ubudiyet dergahında halimizi arz etmekten başka yapacağımız ne vardır? Demek dostumuz için de hasbunallah, düşmanımız için de hasbunallah. Demek düşmanımızdan, düşman tarif ederken uzağa gitmiyoruz. Evvela nefsimiz bizim düşmanımızdır. Sonra kötü arkadaşlarımız düşmanımızdır. Sonra şeytanımız bizim düşmanımızdır. Herkeste bir şeytan vardır. Sonra bütün bunlarla beraber bizim bir düşmanımız maddi, manevi, makam sevgisidir. Sonra bizim korku gibi düşmanımız var. Sonra bizim tamakarlık gibi bizi insanı helal rızka yetinmeyip günaha sokan bir hislerimiz, evhamımız, taleplerimiz var. Sonra ırkçılık gibi bir düşmanımız var. Sonra enaniyet gibi bir mikrop var, insanda dolaşıyor. Sonra tembellik gibi, tenperverlik gibi, işgüzarlık gibi düşmanlarımız var. Bunlardan kurtulmak gerekiyor. Bunlardan kurtulamayan, bu düşmanlara karşı uyanık olamayan, her gün bunları tefekkür edemeyen şu ayat-ı Kur'an'dan istifade edemez zaten. Evet, bir faydası olur. Mutlak surette faydası olur. Çünkü ayet-i kerimedir. Makbul bir duadır. Kabul edilmiş bir duadır. Kim bunu söylerse Cenab-ı Hak inşallah bir sıkıntısını giderir. Tecrübeyle sabittir. Ama bununla beraber küllileşerek, bütün kainatla beraber bunu ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün beşeriyet alemi olarak ya da bütün mevcudat mükevvenat alemi olarak insanın aciz ve fakir olduğunu, aciz ve fakırda karar kıldığını, aczinin ve fakrının bilinmesi ve ölmesi oranında bu oranda Cenab-ı Hak'tan yardım göreceğini şu ayet-i Kur'aniyenin açık işaretinden anlıyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılırken ki söylediği bu duadır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından zahiri olarak bir sebeple, basit bir sebeple ateşe atılmaya karar verildiğinde kendi bir zellesi olarak ifade ediyor. Ben Nemrut'la diyor, Nemrut'a Rabbimi tarif ederken her şey çok güzel gidiyordu. Sonra bir noktaya geldi. وَاِذَا مَنِتُ فَهُوَ يَشْفِينَ dedim diyor. Yani hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur dedim diyor. Oysa demem lazımdı ki beni hastalandıran da O'dur, bana şifayı veren de O'dur. Ama ben öyle söyledim diyor. Yani zahirde, Kur'an'ın zahirine göre bu sözde bir beis yoktur. Ama peygamberler ya da ehli hakikat insanlar normal konuşmalarında bile hafif, tevhide hafif bir sıkıntı getirecek ifadeyi dahi kullanmana izin yoktur. Yani cümle kurgusunda bile dikkat edilmesi gereken husustur ki zaten İbrahim Aleyhisselam bir takdis makamında Cenab-ı Hakk'ı tarif ederken kötü şeyleri kendisine vermeyip belki iyi şeyleri vermiştir. Bunda bir beis yok. Ama o öyle olsa bile diyor, kendisini hastalandıranın da kendisine şifa veren de Allah olduğunu söylemesi gerekiyordu ve ateşe atılma mukadder oldu diyor. Tam o esnada ateşe atılırken, havadayken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya İbrahim, yardıma ihtiyacın var mı? Bir şey istiyor musun diyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki Rabbim beni görüyor mu? Ha, ihtiyacım var ama diyor sana değil diyor. Rabbim beni görüyor mu? Görüyor. İhtiyacım var ama sana değil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Böyle bir tevhidi, halis bir tevhidi bize ders vermiş oluyor. Demek ki bakın normal hayat içerisinde peygamberlerin zelle denilen, insanların kusur veya günah denilen hadiseler içerisinde beşeriyet muhtezası olarak, insanlık hali olarak olabiliriz. Ama bu noktada hemen bir adım sonrasında Cenab-ı Hak bizi uyandırır ki inşallah o noktada bu uyanıklığımız bizi kurtarır. Çünkü bu ayetle müracaat edenler, başta İbrahim Aleyhisselam olmak üzere, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere
mutlak surette Cenab-ı Hak inşallah ona yardımını yar etmiştir. Demek ki bu noktada şöyle düşüneceğiz mesela. Bu evradı okurken özellikle bu evradı peygamberdir. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bir virdini size tarif ediyorum. Herhangi bir kimsenin değil. Bu peygamberimizin virdidir. Ve peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadislerde de geçiyor. Bir sıkıntıya, üzüntüye duçar olan kişi, bir talebi olan kişi bu ayeti okusun ya da bu hadisi okusun. İşte bu noktada imanı ziyadeleştiren, arttıran da bir duadır bu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. İmanı ziyadeleştiren, arttıran da bir duadır. Yani nitelik olarak da arttıran, tefekkür olarak da arttıran bir duadır. Ne kadar bizim bu akşam yatsı arasında okuduğumuzda ya da gece okuduğumuzda ya da yine üstadın kendi tertipiyle günde en az 500 defa okunmasını tavsiye ettiği bir duadır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Birden başımı eğdim, meyus sana başımı eğdim. Ayet-i hasbiye beni oku dedi diyor bu ayet. Ben günde 500 defa okudum diyor. Yani ben okudum diyor, size 500 yetmez. Ben 500 defa okuyorsam sizin ne kadar okumanız gerekir? Varın siz düşünün. Dolayısıyla bizim aslında bu noktada tekrar düşünmemiz gerekiyor ki bu ayette çok gizli esrar vardır. Bu sırrı çözmenin yolu bu ayetle ilgili tefsirleri okumakla beraber özellikle Kur'an hakikatlerinde geçen ince sırları keşfetmeye çalışmaktır. Bu keşfiyat bir anlamda bu evradı okumak ve onun üzerine düşünmekle doğru orantılıdır. Sadece bunu okusa işin mahiyetini okuması olmaz. Sadece işin tefekkürü boyutunu okumaya çalışıp bunu virt edilmezse o da olmaz. Demek birbirini tamamlaması gerekiyor. Onun için burada iki cümle var. Hasbunallahu ve ni'mel vekil'deki bu iki cümle, birisi birinci cümle acizimize, aciz fakir tarikindeki acizimize medet hasbunallah. İkincisi fakrımıza medet ve ni'mel vekil'dir. Yani biz düşmanlarımızdan Allah'a sığınmak isterken hasbunallah'la sığınıyoruz. Biz dostlarımızın iyiliğini isterken ya da taleplerimiz, isteklerimizin Allah'a sunulmasını isterken de ve ni'mel vekil ile sunuyoruz. Bu iki önemli hususu hatırlamakta fayda var. Sadece bu şekilde dua etmek yetmez. Belki mütefekkirane üzerine düşünerek, küllileşerek kendinde ve alemde bu ayat-ı Kur'aniyenin bir nebze olsun hakikatlerini keşfederek o sırrı çözmeye çalışarak yapmamız gerekiyor. Onun için sahabe efendilerimizin onların namazdaki halleri, duadaki hallerini bir türlü yakalayamıyoruz. Çünkü bizim dilimiz bunu söylerken kalbimiz başka şey söylüyor. Oysa dedi ki kalbini, dilini ve kalemini beraber aynı doğrultuda götürenler muvaffak oluyor. Kalbinde ne varsa dilinde o olacak. Dilinde ne varsa kaleminde o olacak. Bunlar beraberce düşünmesi, beraberce konuşması, aynı çizgi üstüne oturması olması gereken üç husustur. Onun için tesir oradan geliyor. Dil bir, kalp bir, kalem de bir olunca, alt alta olunca üç kıymetinde var. Ama yan yana olunca 111 kıymetinde oluyor. Bir konuşmak 111, bazen 111, bazen 11 bin kuvvetinde tesir yapıyor. Bazen milyonlar tesir yapıyor. Biz buradan çok ihlasla söyleyemesek de ekranları başında samimi kardeşlerimiz bu ayat-ı Kur'aniyenin içerisindeki o hususu bir nebze düşünmeye çalışarak kendi aleminde ne kadar kendi sıkıntısı varsa maddi ve manevi ne kadar günahları, hataları varsa bunları aşmaya çalıştığı gibi bizler için dua ettiği takdirde Halık-ı Alem onun tesirini yüksek kılar. Onun için ne diyor? Duanın tesiri azimdir. Duanın tesiri yüksek tesirli, parça tesirlidir. Yani insanları çok farklı etkiliyor. Onun için
duası makbul insanlardan korkmak lazım. Bu açıdan elini açtığında Rabbinden bir şey istediğinde, hele de bu şey uhrevi olduğunda ya da onu vermeyenler uhrevi bir hizmetini engellediğinde, bu durumda ciddi şekilde Allah'a dayanmak gerekiyor. Allah'tan korkmak gerekiyor. Allah'tan korkmak gerekiyor. Çünkü Halık-ı Alem bazı icraatlarını sebep cihetiyle bazı insanların üzerinden yaptırıyor. Bazı milletlerin üzerinden yaptırıyor. Bazı toprakların üzerinden yaptırıyor. Bazı maddeler üzerinden yaptırıyor. Yani o açıdan esas ona hürmet değil, belki temsil ettiği manaya hürmettir. Biz Hacer-ül Esved'e hürmet ediyoruz. Taş değil ki, taşı ne hürmet ediyoruz? Belki o taş cennetten çıktığı için taşıdığı mana itibariyle hürmet ediyoruz. Ama neticede o taş da, bir taş da olsa sonuçta bir hürmet iktidar. Makam-ı İbrahim'de duruyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın makamı olduğu için duruyoruz. Yoksa o da bir taştır. Neticede bir yerdir. Ne olacak diyebiliriz. Su, zemzeme hürmet ediyoruz. İçerken dua ediyoruz. Ama ne için ediyoruz? Cenab-ı Hak onu İsmail Aleyhisselam'ın eliyle ya da ayağıyla ya da onun ikramıyla bize ihsan ettiği için hürmet ediyoruz. Yoksa sudur neticede. Yani maddesi aynıdır. Dolayısıyla taşıdığı manayıdır. İnsanlar da böyledir. İnsanlar bir maddi makamı temsil ettiği takdirde makamı hürmet gösteriyor. Onun için bazı hakikatler, bazı dualar, bazı hususlar, bazı insanların üzerinden geliyorsa eğer, bizim oradaki hürmetimiz o insanın taşıdığı sıfatadır. İnsanın anne babasına olan hürmeti, insanın hocasına olan hürmeti, insanın kendisinden olan ulul emre, amirine, yani namazı kılan, hakkı ve sabrı tavsiye eden amirine olan hürmeti, bu noktada onun bedeni şahsiyetine değildir. Belki taşımış olduğu sünnet-i seniyedeki manayadır ki o da sevaptır zaten. Allah böyle emrettiği için yapıyoruz. İşte bu noktada Cenab-ı Hak bu ayat-ı Kur'aniye ile bütün düşmanlarımıza karşı kendisine iltica etmemizi emir buyuruyor. Ve bütün dostlarımızın da, bütün taleplerimizin de gene bu ayetlerle kendisinden istememiz gerektiğini bize emir buyuruyor. Onun emri de başımız gözümüz üstüne diye dua ediyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.